Canlarım, hepinize yağmurlu, soğuk, fırtınalı, dolulu, şimşekli havalarıyla hepinize günaydın. Havadan hepinize günaydın canlarım. Yani sabah böyle havaş, böyle yani şimşeklerle falan uyandım. Gerçekten korkarak uyandım. Şimdi dolu başladı. Böyle seyrek görünüyor ama bayağı fazla yağıyor yani. Bayağı fazla. Dün geceleri bayağı bir fırtına falan. Çok kötü durumdaydı. Bak şimdi yine bastıracak. Sesten anladığınız gibi dolu yağıyor ya. Koca koca. Ama sesi çok güzel değil mi? Bugün nasıl bir hava var biliyor musunuz? Tam yatmalık, televizyon izlemelik, telefonda takılmalık. Bugün de bahaneyi buldum. Hadi iyiyim yine. Ne yapayım ya vallahi. Uf. Gerçekten ben hala otelin yorgunluğunu atamadım mı ya? Buna yorgunlukmuş. Ay gülesim geldi. Aman gülelim, boş verin ağlayacak mıyız değil mi? Ne diyecektim ben yine? Bir şey diyecektim size ya. Unuttum. Ne diyecektim ki? Unuttum. Ben niye gündüzleri bu kadar rahatım biliyor musunuz? Çünkü geceleri geceden tezgahımı topluyorum, mutfağımı topluyorum, evimi topluyorum. Sadece bir süpürmelik iş bırakıyorum, ondan bu kadar rahatım. Ha, dip bucak girecek olsam tabii ki çok iş vardı ama yani yokmuş gibi davranıyorum. Yapacağız yapacağız. Şu buzdolabı birazcık daha boşalsın. Buzdolabını sileceğiz. En önemlisi ve kafamda biriktirdiğim o var da bakalım bakalım. Ne zaman olur Allah büyük göreceğiz. Hepimiz beraber sizlerle beraber yaşayıp göreceğiz inşallah. Bu arada güldüğüme bakmayın, canım çok yanıyor. Canlarım canım çok yanıyor. Neden biliyor musunuz? Geçenki videomu da söyledim ya, tırnağım batıyor. Çok kötü çok kötü. Daha demin böyle kesmeye çalıştım kenarını, batan yerini çıkarmaya çalıştım. Çok canım acıdı. Canım acıdı. Yani canım acıttım bayağı bir. Doktora git falan diyorsunuz da ben korkuyorum canlar. Hani Barış diyor ki ben halledeyim, ver hani çıkartayım keseyim onu. Hayatta vermiyorum. Hayatta yani. Hayır, sakın değme, sakın elleme diyorum yani. Çünkü çok acıyor ve korkuyorum yani. Hani derler dişin sallanıyor mu bir bakayım. Bir bakarlar tutup çekiverirler. Ondan dolayı çok korkuyorum. Ancak kendim yapabiliyorum. Kendim de canım çok acıyor diye bırakıyorum. Ama birazcık kaldırıp kestim de çok acıyor ya. Yorumlarda falan da gördüm. Hani dikkat et hakime. Bak iki kere ameliyat oldu. Şöyle böyle oldu. Hala devam ediyor diyenler var. Bilmiyorum vallahi ne yapacağım. İyice ilerlemeye başlıyor herhalde. Ya böyle ben videolara falan baktım. Videodakiler çok çok kötü. Benim öyle değil. O kadar değil de bu neden oldu biliyor musunuz tırnak batması? Hem o hikayemi de anlatayım, durun gelin size. Bir gün Uşak Banaz'dayız, memleketimizdeyiz. Bekleyin bir dakika, telefonu böyle çok sallıyorum. Ay konuşasım geldi, durun. Neyse dur bir şey anlatacağım. Bir dur bak, sakın telefonu devireyim falan deme. Bir gün böyle Uşak Banaz'dayız, memleketimizde yaşıyoruz canlarım, ailecek. Küçüğüm daha yani, ilkokula falan gidiyorumdur belki. Belki o kadar bile yokum yani, ilkokula bile gitmiyor olabilirim. Tam hatırlamıyorum, annem babam daha iyi bilir aslında bunu. Onların yanına gittiğimde anlatsam daha mantıklıydı ya, neyse. Bir gün böyle motosiklet denilir yani, böyle önceki motorlar. Aşkım bir dur çıtırım. Dur anneciğim. Yerim seni, geç. Bir tane motosikletimiz vardı bizim. Onunla bir yere gidilecekti. Nereye gidilecekti bilmiyorum. Hata bizde de var ama yani. Babam sürüyor motoru. Ben de ortaya oturdum. Abim de arkama oturdu. Düşünün yani. Üçümüz bu şekilde gidiyoruz. Ben de daha güççüyüm ya. Sığıyorum araya yani. Öyle bir gün giderken yolda benim ayağım motosikletin zincirine girdi. Hayır çıtır, devirme lütfen. Telefonda devrilir, arkasına şunu koydum. Şurada pat diyerek kırılır. Tamam
mı anneciğim? Yan bağırdım. Benim ayağım, sen gel motorun aya motorun zincirine sıkış. Canlar. Zincir böyle ayağımın içine girdi. Ayağımın kenarına. Yani tam böyle ayak ya hani şu taş şurasına benim ayağım zincirin içine zincirler böyle ayağımın içine girdi. O zamanlar. Allah'ım o sıra tabii ki hemen ben dur baba dur baba dur diye bağırıyorum yani bu şekilde. Neyse babam beni galiba duydu. Böyle de yamuk duruyoruz ya. Neyse elimle tutayım. Babam duydu beni. Hemen durdu. Bir baktılar ayağım motorun zincirinin içinde. Babam panikledi bir. Hani ne yapacağını şaşırdı. Ben zaten öyle küçüğüm. Bağırıyorum, çığırıyorum. O haldeyim yani. Ondan sonra abim tuttu benim ayağımı. Pat diye zincirden bir çıkardı. Kanlar fışkırıyor. Yemin olsun bak. Çok iyi hatırlıyorum. Mesela sağlık ocağına da mesafemiz çok yakındı. O hani ayağımın girdiği yerle sağlık ocağı hemen 5 dakikalık bir mesafedeydi yürüyerek. Allah var babam da o zaman beni kucağına aldı. Sağlık ocağına koşturdu o zaman için. Sonra doktora falan mı yönlendirdiler? Bir şeyler oldu. Ayağım hani pansumanlar bir şeyler yaptılar. Bayağı ben hani uzun bir süre ayakkabı falan işte bir şeyler giyemedim ayağıma. Giymeden durdum. Ondan sonra tabii ki göstermiyorum şimdi size. Kenarı oradan baş parmağımdaki tırnağım gitmişti. Sonra baş parmağımdaki tırnağım geri çıktı. Kenarı yaralı yani iyi bir şekilde çıkmamaya başladı. Ondan dolayı bu ayağımda tırnak batması var diye düşünüyorum ben. Çünkü tırnağım yamuk çıkmaya başladı. Hani tırnaklarım da çok çabuk uzamaz ayak tırnakları. Uzarken de öyle yanına mı battı? Vallahi bilmiyorum canım, canlarım, canım, canlarım. Konu nereden nereye geldi de böyle de bir şey yaşadım. Ah benim başıma gelenler başkasının başına da gelmiştir kesin de inşallah gelmemiştir. Benim başıma gelenler başkasının başına gelmemiştir diyecektim de konu şey oldu. Vallahi küçük yaşta neler yaşadım neler. Hiç sormayın. İlk böyle bir şey başıma geldi işte ayağım zincire girdi. Ondan sonra canlarım o zamanlarda Adrasan'da yaşıyorduk biz. Antalya Adrasan'da sera işine gitmiştik. O zaman da daha 3. sınıfa gidiyorum ben. Küçüğüm. Yani memleketten oraya gelmeyi hiç falan istememiştim. Her gün ağlıyordum. O zamanlarda da öyleydim yani. Bir de yaşadığımız yer öyle kötü bir yerdi ki. Yani ev denmeye bin şahit lazımdı yani. Ev denecek yanı yoktu. Tepesi laylondu. Böyle su akıyordu. Tahtalar, yerler çok kötü bir durumdaydı yani. Cam desen, kapı desen doğru dürüst bir şey yoktu. Evin içinde akrepler falan vardı. Gerçekten çok kötü bir yerdi orası. Seracılık yapanlara verilen bir evmiş oradaki kaldığımız yer. Neyse, bir gün bir komşu vardı. Annem gel dedi ki onlara gidelim. Tamam gidelim dedik hani hep birlikte. Annem babam yürüyerek geldi. Biz de abimle bisikletle gidiyoruz. Önden önden. Abim de o zamanlar 8. sınıfa mı gidiyor? Lise 1'e mi? 8'e gidiyor galiba. Ben de 3'e gidiyordum işte. O sıralar. Bisikletle gidiyoruz. Çocuk aklı yine de duamı okudum bak. Hani o zamanlarda yeni yeni dua öğreniyorum. Duamı okudum bindim. O zamanlar bile. Sonra sen giderken çukura gir. Abim bisikletle giderken çukura gir. Taklaştık bisikletle biz. Abimin burnu bile kanamazken bana ne oldu bilin bakalım. Çenem yırtıldı. Yemin ederim çenem yırtıldı. Şu içten çenem yırtıldı. Benim o yüzden de dişlerim, alt dişlerim ağrıyor olabilir. Hani diş etimden dolayı. Hatta şurada belli mi bilmiyorum bakın. Burada ve şu kısmıma doğru bakın şurada da bir şey var belki görüyorsunuzdur. Bakın. Çenem içten yırtıldı. O zaman tabii daha yırtıldığını bilmiyorum. Düştük biz. Ben ağlıyorum, çığırıyorum, bağırıyorum. Annem babam hemen koştu geldiler. Kan akıyor ağzımdan. Ötleri koptu. Benim de koptu tabii ki. Çok korktum. Ondan sonra Cima annem ağlıyor bir yandan. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Bir yandan misafirliğe giderken kendimizi hastanede bulduk. Ondan sonra bir tane Adrasan'da işte kaldığımız yerde ya hemen düştüğüm yerin karşısında bir ev var. Camdan da bize bakıyorlar. Annem cama tıkladı. Ne olursunuz Allah rızası için bir bardak su verin dedi. Yemin ederim size perdeyi çekti kadın.
ve kapıya bile çıkmadı yani. Annem bunu hep söyler. Kapıya, cama hiçbir şekilde çıkmadı. Perdeyi çekti annem. Su istedi. Bir bardak su vermediler. Yemin olsun bir bardak su vermediler. Neyse ağla bakalım, ağla bakalım, bağır bakalım. Misafirliğe gideceğimiz kişiler sağ olsun geldiler arabasıyla bizi hastaneye yetiştirdiler. 7-8 tane de içine dikiş atıldı benim buraya. Şu iç kısmına 7-8 tane dikiş atıldı. O zaman için belki 9 tane tam hatırlamıyorum. Nasıl atıldı onu da hatırlamıyorum. Küçüktüm ya. Şimdi acımıyor şu anda. Ondan dolayı diş etim çekiliyor da olabilir diye de düşünüyorum yani. Sadece benim düşüncem. İkinci olarak da bu başıma geldi. Bir ayağım zincire girdi. Çenem yırtıldı. Çenem değil mi? Çenemin eti, içi yırtıldı. Ondan sonra üçüncüye de gelelim. Hepsini bir videoda anlattım gitti. Ya bunları ben konu yapaydım ya tek tek tek. Ondan sonra yine küçüğüm. Banaz'dayız bu sefer de. Annemden kola istedim. Annem de bana kola vermedi. Kolayı da ta gitmiş buzdolabının tepesine saklamış annem. Hani kolayı buzdolabının tepesinin üstüne niye saklıyorum? Bak bak bak. Dur çıtır. Sonracığıma küçüğüz yani ne hangi hakla hizmetle ben de tezgaha çık. Tezgahtan buzdolabının tepesine uzan da kolayı almaya çalış. İnerken de sen ocakla dibinde üstüne de kaynar çay kaynıyor böyle çay pişiyor. Sen kaynar çay gel sen bana üstüme böyle koltuk hani şey omzumdan sırtıma doğru dökül. Çaydanlık fokur fokur kaynayan çay suyu benim omzumdan sırtıma doğru döküldü canlarım o sırada. Ben alev alev yanıyorum tabii ki. Yanıyorum, yanıyorum, bağırıyorum yani yandım, yandım diye. Çok kötüyüm, çocuğum ağlıyorum üngür üngür evin içinde bağırış çağırış. Bir anamla babam kavgaya tutuştu o sıra. Ben orada yanıyorum diye bağırıyorum. Yandım, yanıyorum diye. Babam diyor sen yaptın, anam diyor sen yaptın. Birbiriyle kavgaya tutuştular. Ben orada çırpınıyorum. Ondan sonra su döktüler bana. Halbuki su dökülmemesi lazımmış galiba. Tam hatırladığım kadarıyla. Neyse, balon gibi şişti benim burası canlarım. Omzum balon gibi şişti. Sırtım öyle ama omzum. Asıl omzum yandı. Yani sırtımda hala izi var bu arada. Hafif ama. Böyle çok dehşet derecede görünen bir şey değil. Hafif görünen bir izi var sırtımda. Aynı şekilde omzumda daha çok duruyordu izi. Hatta ondan dolayı ben buraya dövme yaptırdım. Hani o yaradan izden rahatsız oluyordum. Ondan dolayı dövme yaptırmıştım omzuma da. Ve kaç ay boyunca hiçbir şey giyemedim üstüme. O zaman da küçük olduğum için hani çok da önemli değildi. Daha yani birinci sınıftır belki ikinci sınıf. Tam hatırlamıyorum gerçekten. Annem bilir onları daha doğrusu. Annem bana aylarca yazmanın ortasını kesip o şekilde giydirdi. Çünkü ne giyersem giyeyim buraya yanık olduğu için yapışıyordu. Yani yanık acısı mı çekmedim? Çenem yırtıldı onu mu çekmedim? Ayağımın içine zincir girdi onu mu çekmedim? Vallahi hatırlamadım bakalım daha neler oldu bilmiyorum. Yani bunlar geldi başıma. Yine de bugünümüze de şükürler olsun canlarım. Anlatınca böyle aman yani şey gibi geliyor da onları yaşayan gerçekten daha iyi biliyor. Ve yanında olan en çok da annem iyi bilir. Sonuçta ben daha çocuktum hani onun acısını şu an hatırlayamıyorum ama benimle beraber çeken annemdi sonuç itibariyle. Hani yazmalar kesip bana giydirdi, bakan annemdi. Allah razı olsun. Böyle şeyler yaşadım. İşte. Bak böyle çocukluğuma doğru gittim şu an bir an bir. Başka da bir şeyim yok Allah'a şükür herhalde ya. Hatırlamıyorum valla. Hatırlarsam başka bir gün videomda anlatayım size. Bir anama sorayım bir. Böyle yani. Ah, yine geldi hakime. Mutfağa. Yemek hazırlığı yapmaya. Ama şey değil yani. Önceki gibi değil. Önceki gibi değil derken. Hazır yemeğim var zaten. Dünden Arap tavam vardı. Siz de gördünüz. Beraber yaptık. İzlemeyenler varsa izlerseniz çok sevinirim canlarım. Şimdi hazırlıyorum bakalım Barış gelmek üzereymiş. Eksik bir şey var mı dedi. Ben de ekmek al. Ondan sonra kargo gelmiş. Kargoyu getir. Bir de ince bulgur al dedim. Öyle yani.
Tamam hayatım dedi, geliyor. Yolda. Hemen ben de mutfağa koştum. Kalan işlerimi hemen yapayım dedim. Şu turşudan birazcık. Ay bak bak. Aklı görüyor musunuz? Kavanozu kapatacağım, aklı üstte kapı. Turşuyu koyduğum şeyi kapatıyorum. Allah ekber. Turşumuz da hazır. Yemeğimiz hazır. Hani böyle diyorlar ya eşlerimize sorduğumuzda, ne yemek yapayım hayatım, ne istiyor canın? Hani bir fikir ver, ne yapayım fark etmez. Allah ne verdiyse. Hep böyle diyorlar ya genelde. Ya da benim eşim hep bu şekilde söylüyor. Barışcığım diyeceğim, yemeğimiz hazır. Bunlar. O ne canım, ses geliyor. Odun getirmişler. Aa, bir traktör. Görüyor musunuz? Biz şu amcaya sormuştuk kiralık ev var mı diye, yok demişti. Bak varmış değil mi? Oturduk, gördün mü? Neyse, dünkü yemeğimizden Arap tavamız bu kadar kaldı. Bunu ısıtacağım. Burada da pirinç pilavım pişiyor. Ay ne pirinci, bulgur pilavım pişiyor. Yeter. Bir de bunlara da yoğurt dolduracağım. Allah bin bereket versin. Daha ne olsun değil mi? Ha ne olsun, ne olsun. Ay, bugün de böyle karnımız doyar inşallah. Çıtırıma bakın ablaları. Şu güzel kuşumun tatlılığına bakın ablaları. Şunun güzelliğine bakın be. Çıtır. Annem. Aşkım. Pıs pıs pıs. Güzel kuşum. Oy 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 oy. Sizin için de seviyorum ablaları. Bak 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 bak. Sevme diyor, görüyor musun bak. Hanımefendi ben uyurken ama çıtır Barış. Barış. Barış deyince bırakıyor bak. Bak bak. Barış. Barış. Çıtır. Döverim ha. Dur bir dakika. Nasıl ısırdı? Şuraya gösterebilir miyim? Bağırmamın sebebi. Görüyor musunuz? Resmen dişini geçirdi. Aman, sevmeyeceğim seni artık. Sevmeyeceğim seni. Bitti. Buraya kadarmış. Elveda. Evet Barışcığım, soframız hazır hayatım. Beğendin mi? Aa, daha ne olsun ya? Allah'ım yokluğunu göstermesin. Vallahi bir kebap yapmışam. Hemen benden Sen ne önce yapıyorsun? kargoyu açtı ya. Bir beklesene. Diyor işte. Barış. Bakalım bakalım. Tamam Metatik ne, var mı? anlat o zaman. Ne var ne yok, ne vardı? Sürmelerin bıçak bileyicisi. Bir adet boru bandımız geldi. 82 Sadı Pazarı'nda boru bandı ne kadardı? Onların da fiyatlarını söyler misin? 45 liraydı. 82 Sadı Pazarı'nda biz Aynen. aldık Şu 15 TL'ye. 15 lira. Şu BİM'e geldi 100-110 lira. Bıçak bileyici. Burada 40 liraya mı geldi? Hayır, 22 lira mı ne? 22 lira Öyle mı? bir şeydi. Hı. Bak Öyle bir şeyler, anlarsın. tam hatırlamıyorum da. Evet, çok uygun da. Bakalım bakalım nasıl. Tabi birazcık şey var. Burada bir lekesi var. Önemli değil ya. Keskin Bir demesin dene de. bakalım. Ve benim usturam geldi. Bu kargo Barış'a özel bir kargoydu canlarım. Benlik değil. Yani bu da benlik olabilir de. 15 TL'ye aldık soba borusu için Evet. lazım olan 10 şeyi. lira ya, 10 lira, Bir de 10 lira. şöyle yakından göstereyim. 10 lira. Şöyle sileceğiz. Bundan sonra. Burada bıçak bileyeceğim. Barış aldın. Almaz. Neden? Bıçağını takmadım ha. Ha. Jileti. Jilet mi? Tabii jilet. Aman tehlikeli Barış bu da vallahi. Ha, Dikkat şimdi et şöyle ha. sıkacağız. Bak, hareketli bak. Barış şaka olmaz öyle. Eski usturacılardan kim kaldı yavrum? Tabii Barış Yuva kaldı. Bugünkü kargomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Ustura, bıçak bileycimiz ve soba borusu neyi diye geçiyor bu? Alüminyum mu? Evet, alüminyum folyo. Öyle bir şey. Bu üçünü sipariş vermiştik. En geç de bunlar geldi, değil mi? Ama yine de geldi ya. Sıkıntı yok. Yani çarşıdan falan almaya kalksak Barış'ın dediği gibi düz hesap şuna 50 TL diyorlar. Şuna 100 TL diyorlar.
Ya durmadan jilet alacağıma dedim bir ustura alayım. Bıçağı ne alakalı alırız zaten bıçağın içinde 20 tane 30 tane var. Zaten bende sahan mı var? 20 tane var mı mıymışsın? 10 tane Dur bakayım bir alırız. İkiye sayısını. bölürsen 20 olur. 5 taneymiş aşkım. 5 miyim? İkiye bölürsen 10 olur. Çünkü büyük bıçak ikiye kırıyorsun. Kırarken elini kesersin ama. Nasip kısmet artık. Ya dikkat etmen lazım. Neyse bulgur pilavımız hazır bizim de. Şimdi hemen bunu ısıtacağım ve soframızı koyacağım canlar. Canlarım. 2 gün sonra mı artık ne? Merhaba tekrardan. Ay, çok kötü bir hava var. Duyuyorsunuzdur umarım. İşte en son sofrayı falan koydum. Ondan sonra bir şey çekemedim. Kusuruma bakmayın. Bu havalardan herhalde modum birazcık bir düşük. Niye ben de bilmiyorum yani. Değil mi aşkım güzel kızım benim. Annem çıtırım benim. O da korkuyor böyle yağmur yağdığında veyahut da hava gürlediğinde. Anası kılıklı yav. Yağmurlu hava yağsa severim de böyle hani hava gürlüyor, şimşekler çakıyor falan ya böyle değişik bir sesler geliyor. O zaman ister istemez ürküyorum yani korkuyorum. Allah mafatsız versin inşallah. Bu arada Düzce'de deprem olmuş. Çok çok geçmiş olsun. Allah'ım bir daha yaşatmasın. Yani gerçekten canlarım son zamanlarda iyice her şey kötüye gidiyor. Allah'ım sonumuzu hayır etsin inşallah. Bir daha yaşatmasın. Yağmuru, ne bileyim, seli, her şeyi afatsız versin Rabbim. Böyle dışarıyı da göstereyim artık vedalaşalım canlarım. Şöyle size dışarıyı da göstereyim. Bakın kaktüsüm çiçek açtı bile görüyor musunuz? Açmaya başladı yani. Böyle kenarında pembiş pembiş şeyler oldu. Saksıma da bayağı bir uydu. İnşallah çok güzel büyür. Şöyle dışarıyı da göstereyim. Yağmur nasıl yağıyor? Ne kadar belli, ne kadar net kameradan bilmiyorum ama böyle seyrek seyrek ama fazla fazla yağıyor. Allah'ım afatsız versin Rabbim ya Resulallah. Allah'ım. Ay ay gördüm gördüm vallahi şimşeği gördüm şuradan. Şuradan gördüm. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse gireyim içeri ben. Ay ay ay. Ay çok korktum vallahi canlarım. Ay. Neyse ben videomu kapatayım. Hemen editleyip hemen yüklemeye koyacağım size şimdilik. Yetiştirmeye çalışacağım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepiniz dikkat edin canlarım. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.